PHP nedir? Bugün sizlere WordPress'in kullanmış olduğu PHP kodlarını biraz görsel boyutlarda anlamanızı sağlayacağım. Bunun için ufak bir denemeler beraber yapacağız. Siz de bunları ben yaparken deneyebilirsiniz. Text editörümüze gidiyoruz. Ve burada sizlere göstermek istediğim PHP. Şu şekilde yazıyoruz. PHP. Ondan sonra bunu kapatmak için şu şekilde PHP'mizi kapatıyoruz. Şimdi size function'ı anlatmak istiyorum. Şimdi PHP'de bir HTML bir de PHP var. Bunların aralarındaki olan fark HTML sadece normal bir kodlama dilidir ve beyni olmayan bir kodlama dilidir. Ama PHP yapıldığı zaman PHP aslında yazılımın bir beyni oluyor ve bu beyni de siz ayarlıyorsunuz. Örnek veriyorum. Şimdi bir tane function yapacağız. Function. Bu şekilde function command geliyor ve burada bir tane isim belirleyeceğiz ona, yani benim ilk function, benim ilk function, yanlış yazdık ama function olarak belirliyorum ve bunun sonuna şu şekilde curly brackets deniyor. Bunu açıyoruz ve bundan sonra da bir tane şu şekilde brackets açıyoruz ve bunun içerisine echo, yani echo bir yerden bir yere bir şeyi yansıtmak anlamına geliyor. Ben burada 2 artı 2 yapıyorum. Hatta şöyle yazalım düzgün olsun. 2 artı 2 ve şu şekilde virgülle bunu kapatıyorum. Daha sonrasından kaydede basıyorum. Şimdi bunun çalıştığını görebilmemiz için şu yukarıya vermiş olduğumuz benim ilk function, yani function'a bizim vermiş olduğumuz ad bu oluyor. Şimdi buraya yapmamız gereken aynı benim ilk function'ı ben buradan kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Ve aynı şekilde curly brackets açıyorum ve şuraya şu şekilde kapatıyorum. Yalnız şunun içerisinde olması gerekiyor. PHP'nin içerisinde olması gerekiyor. O yüzden bunu cut yapıyorum ve buradan bunun altına yapıştırıyorum. Çünkü bu kod bu PHP'nin içerisinde olması gerekiyor. Ve bunu save yapıyorum. Şimdi internet sitemize gittiğimiz zaman index.php'de gördüğünüz gibi 2 artı 2 4 yapıyor. Şimdi başka bir örnek vereceğim. Ve bu örnekte de hani rakam yerine buraya hani yazı hani bir satır yazacağız. Öncelikle iki tane virgüllü şey açıyoruz. Bunun içerisine de paragraph tag'i açıyorum. Paragraph tag'i ve bunun içerisine merhaba, merhaba, bu benim ilk function dersim olarak yazıyorum ve onu yazdıktan sonra en sonuna şu curly bracket'ı, yani şu komayı koymayı unutmayın, yani noktalı virgülü koymayı unutmayın. Yoksa bu bundan dolayı çalışmaz. Şimdi şu adı istediğiniz gibi ad yapabilirsiniz ve bu adı da siz seçiyorsunuz ve bununla da ekrana yansımasını sağlıyorsunuz. Şimdi ben bunu kaydediyorum. Kaydediyorum ve ekrandan tekrar bakıyoruz. Yeniliyorum. Evet, gördüğünüz gibi merhaba, bu benim ilk function dersim. Bir örnek daha göstereceğim. Şimdi şunu istediğiniz kadar kopyalarsanız, şimdi ben bunu buraya atıyorum. 1, 2.
3 kere kopyalamış oluyorum ve bunu kaydediyorum. Ve bunu kaydedip tekrar geri buraya gidersem, gördüğünüz gibi 3 kere çıkmış oluyor. Şimdi bu function'ı biraz daha farklı boyutta anlamanız için bunları yapıyorum ve elimden geldiği kadarınca anlamanızı sağlayacak yöntemde yapıyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz sayfa şu şekilde şuraya yansıdı. Şimdi biz örnek olarak ben şuraya iki tane bir yazı koydum. Merhaba, benim adım Hüsnü ve en çok sevdiğim renk mavi. Merhaba, benim adım Hilal ve en çok sevdiğim renk pembe. Şimdi biz bunları PHP koduyla, yani şu function'ı kullanarak ve echo'yu kullanarak şuraya nasıl yansıtacağız onu göstereceğim. Şimdi bu kısmını geçiyorum ve buradan alta iniyorum. Hani alttan size göstereyim diye ve buradan tekrarından PHP açıyoruz. PHP kodunu açıyoruz. Ve aynı şekilde PHP kodunu şu şekilde kapatıyoruz. Bunu kapadıktan sonra ortaya biraz yer açıyoruz. Ve bunun içerisine geldiğimizde tekrarından function açıyoruz ve buna ad veriyoruz. Buna da diyelim ki selam. Yani selam olsun anlamıyla. Aynı şekilde curly brackets açıyoruz. Ondan sonra da şu brackets açıyoruz ve bunun içerisine giriyoruz. Şimdi buraya girdiğimiz zaman aynı şekilde echo yazıyoruz ve bunun içerisine şunu açaraktan buraya yazmış olduğumuz şu paragraf şunu buradan kopyalıyorum. Şunu buradan kopyalıyorum. Ve bunun içerisine yapıştırıyorum. Şimdi bunu yapıştırdığım zaman merhaba benim adım Hüsnü. Yani şimdi bu Hüsnü'yü Hüsnü olmasına gerek yok. Bunu şöyle yapalım. XXX. Ondan sonra rengi de mavi. Bunu da XXX yapalım. Şimdi bunu kaydettiğimiz zaman ekrana yansıması için şöyle bir function'lar yapmıştık. Şimdi bu function'ı buradan kopyalıyorum. Kopyalı yapıştır mantığıyla gidiyorum. Çünkü daha kolay oluyor. Şimdi burada buna vermiş olduğumuz ad selam olduğu için şunu buraya ad olarak selam koymamız gerekiyor. Yani bu adı siz neden böyle yapıyorum ki anlayabilirsiniz diye. Şimdi selam olarak bunu kaydettim. Ve şu an sayfayı kaydediyorum. Ve sayfayı kaydedince buraya geldiğim zaman bir saniye error çıktı diyor. Line 26. Hemen gidelim. 26'da şey çıktı. Hata çıktı. Neden o hata çıktı ona bakıyorum. Ha, evet. Şuraya virgül koyacağız. Aynen öyle. Ve şu anda kaydediyoruz. Ve gördüğünüz gibi alt kısımda merhaba benim adım Hüsnü, yani üst kısma çıkıyor. Şuradaki şu şekilde olmuş oluyor. Yani XXXX. Yani şimdi bu biraz kalabalık olduğu için şu üstteki PHP kodu siliyorum. Üstteki PHP kodu siliyorum. Hatta şunu da silebilirim. Şunu da silelim. Ve bunu kaydediyorum. Save. Ve tekrar geri gidiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda merhaba benim adım XX. Yani bu Hüsnü olabilir, Hilal olabilir. Ve en çok sevdiğim renk hani mavi, pembe neyse bu X'leri o yüzden koydum buraya. Evet, şimdi bu yazmış olduğumuz merhaba benim adım XX, en çok sevdiğim renk XX. Yani burada merhaba benim adım Hilal ve en çok sevdiğim renk pembe olması gerekiyor. Ve bunu buraya nasıl yansıtacağız onu göstereceğim. Şimdi buraya demin function'da yaptığımız gibi ve şuraya selam adı koyduğumuz gibi buraya tekrarından bir variable yapacağız. Bu da başına dolar işareti. Ben name yazıyorum ama siz buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bunu yazdıktan sonra bunu buradan aynı olan variable copy yapıp şu olan x kısmına yapıştırıyorum. Çünkü burada merhaba benim adım dendiği zaman burada çıkmasını istiyoruz. Ve bu selam kısmında yapmış olduğumuz function'ın içerisine şu şekilde şey açıyoruz. Tekli virgül yukarıdan ve buraya da Hilal yazıyorum. Ve bunu yazdıktan sonra kaydediyorum. Ve tekrar sayfaya gidiyoruz ve yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi merhaba benim adım Hilal oldu.
Fakat deminki örnekte biz iki kişiydik. Hüsnü de vardı. Şimdi şunu kopyalıyorum aynı şekilde ve bunu altına yapıştırıyorum ve içindeki ismi sadece Hüsnü olarak değiştiriyorum. Hüsnü. Evet. Şimdi bunu da kaydettiğim zaman ve tekrarından sayfaya gittiğimizde gördüğünüz gibi merhaba benim adım Hüsnü ve en çok sevdiğim renk XX oluyor. Şimdi burada yapmamız gereken şimdi burada adı koyduk, adlar çıktı. Buraya şimdi rengi koyacağız. Yani parametre ekleyeceğiz. Virgül diyoruz. Ve üstten noktalı şeyi açıyoruz. Buraya da pembe diyelim. Hilal'in sevdiği renk pembeydi. Şimdi aynı şekilde Hüsnü mavi seviyordu diye düşünüyorum. Hüsnü'ye de mavi diyelim. Mavi. Şimdi bunları yaptıktan sonra nasıl burada name yaptık? Aynı şekilde bir parametre daha ekleyeceğiz. Buraya bir tane virgül koyuyoruz. Virgül ve dolar işareti açıyoruz. Buraya da renk diyeyim ben. Çünkü bu renk olduğu için bunu istediğiniz şey yapabilirsiniz. Şu kısma biz tekrar bunu renk olarak kaydediyoruz ve bunu kaydedip tarayıcımıza gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi merhaba benim adım Hilal ve en çok sevdiğim renk pembe. Merhaba benim adım Hüsnü ve en çok sevdiğim renk mavi şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi az çok PHP'nin mantığını anlatabildiğimi düşünüyorum. Ama size bir örnek daha vermek istiyorum. Yani WordPress bu function hani selam veya isim, renk dediğimiz şeyleri kendi grup ve kategorilerini oluşturmuş ve kendi tanımlarını yapmış. Şimdi örnek veriyorum bir tane H1 tag içerisine şey yapalım. PHP moda girelim. PHP. Ondan sonra PHP'mizi kapatalım. Ve bunun içerisine bir tane şeyin belirlemiş olduğu blog info ve yuvarlak brackets açalım ve bunun içerisine üstten tek tekli virgül ve name yazalım. Ve bu name'i yazıp kaydettikten sonra sitemize gidelim ve sitemizdeki görmüş olduğunuz şu site başlığımız çıkıyor. Bu site başlığına nereden gidersiniz? Onu göstereyim size. WP WordPress Admin dediğimiz zaman WP WordPress Admin dediğimiz zaman ve burada Settings kısmından General'a geldiğimiz zaman burada mesela FB Software Solutions var. Yani o buradan çekiyor bunu. Daha sonrasında buraya bir tane paragraf ekliyorum. Paragraf tag'i giriyorum. Ve bunun içerisine tekrar aynı şekilde PHP moda giriyorum. PHP ve PHP'mizi kapatıyoruz. Ve bunun içerisine aynı şekilde WordPress'in belirlemiş olduğu blog info yazıyoruz. Ve şu şekilde curly brackets açıyoruz ve tekli üstten çizgi açıyoruz. Ve bunun içine de yazmamız gereken description. Bunu yazdıktan sonra şu en köşeye gelip buradan noktalı virgül yapıyoruz ve kaydediyoruz. Şimdi kaydedince tekrar sayfamı yeniliyorum ve FB Software Solutions WordPress dersleri çıkıyor. Şimdi WordPress'in mantığı şu şekildedir. Şimdi bu yapmış olduğumuz ayarlarda görmüş olduğunuz şu yazılar şu anda bizim internet sitemiz. Ve biz buradan dashboard'umuza gidersek ve buradan ayarlar kısmına gelip buradan değişiklikler yaparsak atıyorum buraya
web site diyorum. Web site. Buraya da ne diyorum? FB soft web diyorum. Ve bunu kaydettiğimiz zaman kaydedildiğinde tekrar internet sitemize gittiğimizde gördüğünüz gibi buradaki yazılar değişiyor. WordPress'in çalışma mantığı bu şekildedir.